Haçlı seferlerine baktığınız zaman doğru e, papalar hep organize etmiştir. Hı, yani evet. papalar teşvik etmiştir. E, oradaki Hristiyanları Doğu'ya e, haçlı seferleri düzenlemesi için fakat işte o haçlı seferlerinin altyapısını incelediğinizde aynı zamanda da Doğu'nun zenginliklerine çöreklenme, çökme var. baş. Bak başlığı burada başlığı şimdi bu, Murat şimdi şurası neresi biliyor musun? Burası Doğu Akdeniz. Hı hı. Şimdi az önce söyledik. E, nükleer silahlar, konvansiyonel silahlar, savaş uçakları nerede? Şuralarda işte. Buralara yığıyor. Şimdi bak Burada e, Gazze'ye baktığın zaman, bak Gazze, bak şurada şimdi, tamam mı? Bak, şunlar gaz yatakları. Burada böyle küçük gözükmesine bakmayın. Burada ne kadar gaz, e, doğal gaz yatakları var biliyor musun? Rakam olarak 523 milyar dolarlık doğal gaz yatakları var. Ve çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, Gazze tabi e, küçük bir yer, çevrelenmiş, kuşatılmış İsrail tarafından. Ama buradaki doğal gaz çalışmalarını da başka şirketlere vererek hani oradan gelen gelirle Gazze'yi onarma, ayakta kalma yoluna gidiyorlar. 2024 yılında bakın şurada 3 tane doğal gaz yatağı var ki önemli yataklar. Ee, yapmış oldukları anlaşmalar 2024 yılında bitiyor. Evet. Bak 2024 yılında. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Yani nasıl bir tavafuktur ki, tesadüftür ki Anlaşmaların bittiği güne o. yakın bir dönemde İsrail buraya evet. operasyon yapıyor. Evet, Şimdi şey. bak, burada İsrail'in gaz doğal gaz yatakları. Şimdi Lübnan'a bakın, hı hı. bak doğal gaz yatakları. Şimdi savaşın olduğu noktaya bakın. Burası bu bölge. Yani bölgeden çıkmıyor. Devam edelim işte. Şimdi gel müthiş buraya. bir sorayım, depo var. Yukarı Lübnan'da. çıkıyorsun. Tabi. Peki PKK, YPG devletini orada niye kurmak istiyorlar? Musul kerkük petrollerini oradan getirip. Doğu Akdeniz'e akıtıp burayı İsrail'i bir doğal gaz merkezi haline getirmek. Hatırlarsanız bir İsmet projesi vardı. Yani tüm bu bölgeden çıkan doğal gazı Türkiye'yi bypass ederek Avrupa'ya götürme projesi İsmet var. Ve o kadar pahalı bir proje ki Türkiye'yi bypass etme adına bunu yapmaya çalıştılar. Sonra Türkiye ne yaptı? İşte Libya ile deniz yetki anlaşması yaparak onu çöpe attı. Ve dolayısıyla şimdi Türkiye ile İsrail arasında bir yumuşama oldu. Biliyorsunuz o ee, şeyde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 78. Genel Kurulu'nda bir görüşme oldu. Efendim işte Türkiye üzerinden götürebiliriz falan dediler. Bakın birileri, bir akıl devreye girdi. Şimdi onu da ortadan kaldırdı. Şimdi zaten normal bir insan, normal düşünen bir insan şu tabloya baktığında bu savaşın asıl nedenini görebilirsin. Başka şeyler de var mesela Gazze'nin... 4 tane görselimiz var. Evet bu i̇ki konuyla alalım. ilgili başka doğalgaz... 523 milyar dolar. Az değil. Sadece Gazze Şeridi'ne bakın şurada 523 evet. milyar dolarlık depoyu biliyor musun? Dehşet bir rakam. Ve toplamını söyleyeyim size. Evet. Ha. Şimdi bu havum bu savunma Bu başka bir şey sanırım. Bu yok. Ee, diğer, bu, diğer diğer ha, bu, bu, bu bu neyi? Tamam dursun. Kalsın bak. Tamam. Bu da çok önemli bir proje. Dedik ki e, burada Gazze'nin Unharca bombalanması, Gazze'nin ortadan kaldırılması, İsrail'in tamamen Gazze'ye işgal etmek istemesinin nedenlerinden bir tanesi de ikinci proje, iki tane projesi var. Birisi doğal gaz yataklarına hakim olmak. Amerika da bunun işin içerisinde. Bir diğeri, bak bir diğeri de şimdi e, Kızıl Denizi, Kızıl Denizi Doğu Akdeniz'e bağlayan bir süveyş kanalına alternatif evet. bir kanal oluşturmak. Tamam mı? Şimdi bakın burada. Zaten Amerikan gemileri var, bak İsrail gemileri var burada Kızıldeniz'de. Zaman zaman İran'dan bazen işte e, Yemen üzerinden bir e, sürtüşme olur. Bak burada, buradan İsrail üzerinden Doğu Akdeniz'e bir Doğu Akdeniz'e bir e, şey açmak istiyorlar kanal. Ek bir kanal. Ek e kanal. Rakip olacak. Ve evet. inanılmaz derecede dünya ticaretini yönlendirecekler burada. E, e, burada Gazze Gazze problem teşkil ediyor onlar için. Yine var başka bir. Şey daha var sanırım harita daha var. Dolayısıyla yani bunu sadece ve sadece ya Gazze'yi alacaklar. Gazze'yi aldıktan sonra işleri bitecek diye düşünmeyin. Bakın burada da zaten aynı gaz yatakları tekrar görünüyor. Aa, şurası. Gördüğünüz gibi. Buraya. Evet, Suriye. Bölge tamamen gaz yataklarıyla ilgili bir olay haline geliyor. Şu sebebe. Evet, İsrail'in Gazze mesela bu Gazze'yi kaldırıp işte tamamen engelsiz bir doğal gaz Diyelim, bölgesi. Diğeri de varsa onu da alalım. Bir tane daha olması lazım. Yani. Sonuncu. Bazen bir resim birçok e, anlattığınız şeyden Tabii daha ki, önemli. Direkt ha, burada sadece Gazze'nin şeyi önemli. mesela. Anlatabiliyor muyum? Bakın hani dedim ya Gazze bir takım e, şirketlerle anlaşma yapmış. İşte belli bak bu bu şirketlerle Gazze anlaşma yapmış. 2024 yılında bitiyor. Biter bitmez biteceği ne dönemde neyse, İsrail ne geldi. Neyse, Operasyon Peki, başladı. bir şey var mı Haluk Hocam? Ekleyeceğim Halitalara, bir şey şu. E, e, bu, gaz bu, ve Akdeniz bak, projesine. Bu süren savaşın aslında galipleri belli. Bu savaşın galibi belli biliyor musun? Ukrayna Rusya savaşıyla başlayıp burada da devam eden bir güruh var. Onlar savaşın kazananı. Kim bunlar biliyor musun? Büyük petrol şirketleri ve silah tüccarları ve sağlık sektörü. Her zaman şu an bu üst sektör karlarını inanılmaz ölçüde katlamalı devam ettiriyor. Devam ettiriyor ve bunların hepsi Amerikan endüstrisini ayakta tutan büyük sanayiler. O yüzden iyi dikkat edelim bu savaşların neden Amerika tarafından körüklendiğine çok dikkat edelim. Bir de bir detay söyleyeyim. Onu sen mi göndermiştin Murat? Bilmiyorum. Sudan da garip şeyler oluyor arkadaşlar. Bak da tekrar yeni baştan bir çatışma başladı. 750, 3, şey gündür, 750 günde, kişi öldü. 750 kişi. Evet ölü sayısı artıyor. Oradaki iç savaş inanılmaz ölçüde kızıştı. Yarın öbürsün Libya'da bekleyin. Lübnan'da ne olacağını bekleyin. Çünkü Lübnan tek bir yapı değil. Her ne kadar İsrail oraya saldıracağım dediğinde Lübnan karşı koyarız dese de Lübnan'da çok yüklü miktarda Hristiyan milisler var. Geçmiş dönemde birbirlerine girdiler. Emel Şii Emel milisleriyle daha sonra Hizbullah aldı yerlerini. Ona göre Lübnan'da evet. patlamaya aday bir ülke.